Evet, Derviş hocam. Günaydın hocam. Merhabalar, merhaba. Hoş geldiniz. Evet. Sizler de hoş geldiniz. Mesela daha merkezi bir pozisyon. Size yönetimi de biraz işi bizim üzerimize, daha doğrusu sizin üzerimize şey yap. Yolumuzu göster. Evet hocam. Burası harika. Tamam. Nereye oldu? Benim ilk odam şurası. Neyse. Evet. Hocam şöyle. Evet. Ercan hocam seni tebrik ediyorum. Okul çok temiz. Hocam evet. Burası bir şey. Elektrik laboratuvarımızdan bir daha arıyorsun hocam. Merhaba hocam. Nasılsınız? Sağ olun, siz de iyisiniz. Sağ olun. Hocam, hemen bu kablo kokusunu öğrencinin alması önemli. Ama şey de yerimiz eski hocam. Değil mi hocam? Ya da eski dünya bankası yağlaması. Ben de kullanacağım setler. Bana laf düşmez ama hocaların hepsi buradalar. Her derste bir tane şey yapılır. Modülümüz var, deneyimiz var. Evet, evet. Gayet güzel. Dört ders bu laboratuvar hocam. Dört ders diğer laboratuvar. Bir tane daha ölçme laboratuvarımız var. Okul gezdirdik, şöyle dersinizi böldük ama. Evet. Merhaba gençler, nasılsınız? İyi. İyi. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Hadi iyi dersler. Burada malzemeleri, bir testler yaptık, beton laboratuvarı sadece eğitim amaçlı. Öğrenci yok. O sene olacağımız. Bu demir çekme makinesi. Bunlar da beton testleri. Kırıklar testleri. Bazen problemli de bunlar da gerçi mühendislik. Eski konumlarda yok. Bu da var. Mühendislik de yapabiliyor bunu. Peki yani Murat, altyapı olarak yeni mi eski mi? Eski. Eski. Mesela siyasi tezgahı var mı burada? Var da bizim yaptığımız var. Sizin yaptığınız var. Tamam. Yani yıllardır biz istedik. İşte bizler laboratuvarı. Evet hocam. Bizim 4 tane laboratuvarımız var hocam. Toplam 130 tane bilgisayarımız var hocam. Bilgisayarların durumu ne? Yenilik durumu? Çok yeni değil hocam. Hani çok farklı farklı değil mi? Yani 4-5 yıllık mı? Evet hocam. Ama bir tane bilgisayar laboratuvarımız daha eski. Daha eski. Ha, evet. Bir kere biz sunduk burayı. Evet. Mehmet Bey pardon, aynı zamanda hocam mühendislik diplomasını aldı, bilgisayar mühendisliği. Maşallah, tebrik ediyoruz. Çalışarak oldunuz. Evet, evet hocam. Burada bizim burada mı? Buraya mı? Evet. Maşallah. Evet hocam, mezarlık. Daha büyük laboratuvar, daha çok deneyim yani. Cihazların burada yani ihtiyaca cevap veriyor mu şu anda? Veriyordu hocam, çok eskiler yani. Bizim zorlanmamız tabii. He, yani günün koşullarına, teknolojisine, ayak uydurmada. Ya, biraz güçlük çekiyorlar. Şu orta taraftakiler hocam burada olarak ayırdıklarımız. He. Bunlar da hani şimdi idare eden onun ayıp atıklarımız yoksa bayağı bir ihtiyacımız var. Anladım. Ciddi bir revize lazım. Evet. İnşallah. İşte Dünya Bankası'ndan sonra da yapacağız. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Merhabalar. Hocam merhaba, nasılsınız? Merhaba Mehmet hocam. Evet. Önce mezun olan birçok mesleki yönden yeterli kişi bantısı yapmaktadır. Ayrıca aktif olarak mobilya atölyemiz yer almaktadır. Mobilya atölyemiz herhangi bir mobilya aksanını yapacak 4 saat yayın yapan bir radyo istasyonu. Akademik faaliyetlerimizin durumuna bakacak olursak, tabii bu sayı tam olarak Kayseri Üniversitesi'nin okulumuz bünyesinde 16 program faal olarak eğitime, öğretime devam ederken 2002 yılından itibaren bazı birimler ayrılıyor. İzmir Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, onun dışında diğer programlarda yeni açılan birimlere aktarılıyor. Okulumuzda mevcut programlar hala hazır okulumuzda 8 bölüm, 12 program yer almakta. Aktif olarak da 10 program öğrenci alımına devam etmektedir. 2018 YKS sınavına dahil olmak üzere
5570 civarında öğrencimiz vardır, bulunmaktadır. Okulumuzda 3 adet profesör, 5 adet doçent, 10 doktor öğretim üyesi, 14 öğretim görevlisi ve 2 öğretim görevlisi doktor olmak üzere 34 öğretim elemanımız bulunmaktadır. Akademik yapımız bu yönden oldukça güçlüdür. Birbirimizde yer alan öğretim elemanlarımızın yaş ortalaması da 39 civarında ve oldukça dinamik bir ekiptir. Bilgisayar teknolojileri programında 3 öğretim elemanımız, elektrik enerji bölümünün altında elektrik programımız, elektronik otomasyon programı bölümü altında 5 programımız, elektronik teknolojisi, biyomedikal cihaz teknolojisi, elektronik haberleşme teknolojisi, radyo, televizyon teknolojisi, kontrol ve otomasyon programları yer almaktadır. Bunun yanı sıra inşaat bölümü, makina ve metal teknolojileri bölümü, malzeme işleme teknolojileri bölümü, bunun alt birimi mobilya ve dekorasyon. Bunun yanı sıra motorlu araçlar ve ulaştırma teknolojileri bölümüyle pazarlama ve dış ticaret bölümleri hali hazırda birimimizde yer alan aktif bölümlerimizdir. Olması gerekmektedir. Burada yine tabloda sosyal ve atölye olanaklarımız yer almakta. Kayseri Meslek Yüksekokulu her ne kadar bir meslek yüksekokulu olarak anılsa da birçok fakülteden daha güçlü bir akademik yapıya sahiptir. Mesela 2017 yılında işte düzenlenen sempozyum, konferans, panel, seminer, onun dışında teknik gibi. Biz meslek yüksekokulu, diğer bir ifadeyle mesleki ve teknik eğitim ağırlıklı bir üniversiteyiz. Bizim güçlü yönümüz burada. Kayseri Üniversitesi'ni çok kısa bir süre içerisinde Türkiye'nin önemli, nitelikli, saygın ve dikkate alınan bir üniversitesine dönüştürebilmek için biz o zaman güçlü yönlerimizi hızlı bir şekilde harekete geçirmeliyiz. Bugün dünyadaki yüksek öğretim programlarının değerlendirilme kriterlerine baktığımızda sevgili arkadaşlarım, üniversitelerin uluslararası platformda genel geçer değerlendirme kriterlerinin önceliğinde impact faktör, İngilizcesi, Türkçe'de etki faktörü olarak adlandırılan unsurların ön planda olduğunu görüyoruz. Bugün Erciyes Üniversitesi, ülkemizin önde gelen nitelikli üniversitesi olarak araştırma üniversitesi olmuştur. Araştırma üniversitesi olmasında da önemli faktörlerden bir tanesi bu etki faktörüdür. Burada işte araştırma, yapılan yayınların sanayiyle entegre olması, bunlara yapılan göndermeler vesaire. Elbette ki biz üniversite olarak araştırmacı kimliğimizden, bilgi üretme kimliğimizden, bilim üretme ve bilimselliğe katkıda bulunma kimliğimizden kesinlikle taviz veremeyiz. Bu bizim öncelikli görevimiz. Yoksa öbür türlü biz meslek lisesi olarak kalmamız gerekir. Biz bir üniversiteyiz, biz bilgi üreteceğiz, bilgiyi öğrenciyle paylaşacağız ve bilgiyi toplumla paylaşacağız. Ve en önemlisi, kendimize misyon edindiğimiz unsurlardan bir tanesi, bizim ve genel olarak uluslararası platformda üretilmiş olan bilginin uygulamaya dönüştürülmesinde, bakın buranın altını çiziyorum, öncü rol oynayacağız. Bizim misyon ve vizyon şablonumuzun içerisinde bunlar yer almakta. O yüzden Kayseri Meslek Yüksekokulu, sadece Kayseri'nin değil, ben 1980'li yıllardan, talebelik yıllarından hatırlıyorum, 90'lı yıllardan hatırlıyorum, Kayseri eski adıyla, buranın marka adı Kayseri Meslek Yüksekokulu'dur. Tabii Kayseri Üniversitesi bünyesinde Meslek Yüksekokulu'nu almıştır. Yeniden o Kayseri ismini Kayseri OSV MYO ile kazandıracağız. Ben temelde işletme ve pazarlama hocası olduğum için canlı ve cansız bütün varlıkların bir ömrü vardır. Buna biz ürün yaşam eğrisi diyoruz. Ürünler doğar, gelişir, büyür, olgunlaşır ve belli bir düşüşe geçerler. Eğer siz bu ürünlere bir can suyu günün değişen koşullarına göre mekanizmasını canlandırmazsanız, değişimleri yakalayamazsanız, her canlı ve cansız varlık buradan göçer gider.
Evet, bu benzetmeyle yapacak olursak Kayseri Meslek Yüksekokulu'nun tekrar o marka değerini ciddi bir şekilde kazanabilmesi için bizim ülkemizde dünya eğitim sisteminde ve ülkemizdeki mesleki ve teknik eğitim sisteminde Sayın Cumhurbaşkanımızın da akademik açış töreninde ifade ettikleri üzere meslek yüksekokullarının kimliğini yeniden kazandırmak, niteliğini artırmak, itibarını güçlendirmek için biz devletimizin de bize göstermiş olduğu hedef çerçevesinde uygulamaya dönük, uygulamayı içselleştirdiğimiz, uygulamayla bütünleşen eğitim sistemini kabullenmemiz, hatta ve hatta bu okula yakışan meslek yüksekokulu sisteminde köklü geçmişe sahip olan bu okula yakışan burada lider olmaktır. Bu liderliği kaybetmeye ramak kaldı. Eğer biraz daha gecikirsek, biz ilk değiliz, 7-8-10 tane meslek yüksekokulu arkadaşlar Elazığ, Sayın Müdür Bey bana getirdi, Ercan Hocam, Malatya, Gaziantep, Pamukkale, Çardak, Samsun ve burada kısa vadede Kayseri'nin de adı anılmalı ve lider okul olmalı. Bu konuda da Kayseri Üniversitesi lider üniversite olmalı.